İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi yenileniyor. Beyazıt Yerleşkesi'ndeki binanın taşınma süreci devam ediyor. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci süreç hakkında bilgi verdi. 1984 yılında bu binaya taşınıldığından bu tarafa binanın bakım onarım çalışmaları dışında herhangi bir yapım çalışması olmadığından günümüzün teknolojik koşulları ve bilgi belge yönetimi ve bilgiye erişim alanında bilgi toplumunun gerektirdiği günün koşullarına uygun gelişim ve değişime ayak uydurabilen bir kütüphane binası imkanı artık tanımadığından dolayı ve fiziksel koşulların yetersizliğinden dolayı binanın yeniden yapılması gerekiyor kurul kararıyla. Ve üniversite yönetiminin de desteğiyle binanın yeniden yapılması projesi gerçekleştirildi. Yapım aşamasındayız şu anda. Doktor Bezirci, kütüphanenin yenilenme amacına ve taşınma sürecinin teknik detaylarına değindi. 10 yıllarca gerilerden beri büyüyen, yaşayan bir kütüphane olmasından sebep derleme niteliği gereğince oluşmuş, birikmiş olan veri, kayıt dışı verilerin kayıt altına alınması, günün koşullarına uygun şekilde araştırmacıyla teknolojik ortamlarda buluşturulması amacını taşımakta ve merkez kütüphane koleksiyonunun kataloglanması, barkod uygulamasına geçilmesi ve listelenerek kolilemesi işlerini kapsayan bu proje kapsamında yaklaşık 6 ay boyunca 150 kişilik bir ekip çalıştı. Son derece verimli ve 10 yıllarca geriye dönük işleri kapsayan büyük bir çalışmaydı. Doktor Bezirci, merkez kütüphanenin taşınma ve inşa sürecinde de hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı. Elektronik kaynak hizmetleri aynen devam ediyor hali hazırda ve devam ediyor olacak yeni bina yapım aşamasında. Engelsiz Bilgi Merkezi, merkez kütüphanemizin önemli hizmet alanlarından bir tanesi. Hizmeti aynı şekilde geçici olarak bize tahsis edilecek olan bir yerde hizmet aynen devam ediyor olacak. Aynı zamanda Nadir Eserler Kütüphane binamız ayrı bir bina olduğu için zaten onun hizmeti sürüyor olacak. Fakülte kütüphaneleri hizmetleri de sürüyor olacak. Merkez Kütüphane koleksiyonu, derleme koleksiyonu özelliğinden dolayı Merkez Kütüphane binasının hemen yanı başındaki Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin koleksiyonundan kullanıcılarımız yararlanabiliyor olacaklar. Doktor Pervin Bezirci, inşa edilecek yeni kütüphanenin mimari ve teknik özelliklerini anlattı. Yaşam alanları, dijitalleştirme birimleri, medya okuryazarlığı diye bilgiye erişimde tabir ettiğimiz uygun koşulları içeren alanlar, bireysel çalışma kabinleri, toplu çalışma kabinleri yer alıyor olacak. Olabildiği kadar daha ergonomik, daha modern, daha sıcak tasarımlarla kullanıcıyla yeni binamızda İstanbul Üniversitesi'ne yaraşır kütüphane hizmeti sunmak için heyecanla bekliyor olacağız. Taşınma sürecinin en kısa zamanda tamamlanıp yeni binanın inşasına yakın tarihte başlanması bekleniyor.